Sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Honda CB125E model motosikletimizin arka fren kolu yükseklik ayarı nasıl yapılır, o konuda bir çalışma yapacağız. Hadi başlayalım. Fren kolu yükseklik ayarı tam şu aradaki vidayı gevşetip sıkmamızla fren kolunu yukarıya aşağıya kaldırabiliriz arkadaşlar. Stoper vidasının alt tarafında bulunan kontra somununu gevşettiğimiz zaman ve fren kolunda yeteri miktarda aşağıya esneme durumu söz konusuysa fren stoper vidamı istediğim seviyeye getirir ve sonra bakın şuradaki tespit vidasını, sabitleme vidasını sıkarak kolumu aşağıya doğru bu şekilde ayarlayabilirim. Eğer frenimin esnemesi çok azaldı ise, özellikle kolumuzu aşağı doğru aldıysak, arka taraftaki ayar vidasından gevşeterek kolumuzun aşağıya esnemesini çoğaltabiliriz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde fren kolumuzu aşağıya doğru aldık. Bakın basamaktan neredeyse şöyle 1 santim kadar aşağıya gitti. Yani biz şu aradan ölçü alacak olursak 2 santim kadar yukarıya, 2 santim kadar da aşağıya fren kolumuzu ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu ayarlama esnasında mesela şu anda biz ne yaptık? Fren kolumuzu en aşağıya aldık. Arka tarafından ayar vidasında gevşettik. Sadece oranın ayarı bozulmadı. Aynı zamanda da fren müşürünün tam da şu kısmında ayarı var. O ayarı da bozduk. Arka taraftaki freni gevşettikten sonra buranın da şu vaziyette şöyle çevirerek ayarını gevşetmemiz lazım ki sürekli bu fren müşürüne yük biner ve dolayısıyla da fren lambası yanık kalır. Yani buradan yaptığımız ayar hem fren müşürünü hem de frenin ayarını bozmaktadır arkadaşlar. Şimdi bir de ne yapalım? Frenimizi şimdi burada şöyle bir geniş göstereyim size. Ne kadar aşağıya gitti. Bakın şuradaki şu en alttaki vidanın hizasına kadar indi arkadaşlar. Bir de en yukarıya alalım. Evet. En yukarıya aldığımızda da şu çizginin, bakın üstteki çizginin hizasına ya da şu alttaki çizginin hizasına kadar yukarıya çıktı. Aynı şekilde biz freni yukarıya aldığımızda, fren kolunu yukarıya aldığımızda bakın müşürün halatı da ayarı da bozuldu. Bu kez de yukarıya doğru almamız gerekecek. Aynı şekilde de arka freni tekrar sıkmamız icap edecek. Peki bu ayar niçin lazım? Niye koymuşlar? Kişilerin boyunun uzunluğuna, motorun üzerinde oturmasına, kullanım alışkanlıklarına göre bu ayar değişkenlik gösterir. Kişi ona göre, boyunun uzunluğuna göre ayar yapabilsin diye arkadaşlar. Mesela şu anda şu bileğimin açısı şöyle düz duruyor. Bazıları şu pozisyonu sever, bazıları şu pozisyonu sever. Mesela yolda giderken ben şunu sevmem. Ayağımın durduğu pozisyon benim budur. Şöyle kaldırıp frene basmayı sevmem ben mesela. Şu pozisyonda şöyle ayağımı hemen yana kaydırdığım zaman şöyle frene basmayı isterim. Mesela bu çok yüksekte. Çok fazla alçakta da sevmem. Özellikle motoru yatırdığımız zaman aşağılara frene basarken yere değmesin diye orta pozisyonu severim. Firmalar insanların boyunun uzunluğuna göre, kullanım alışkanlıklarına göre buraya bu şekilde bir ayar mekanizması koymuşlar arkadaşlar. Şimdi ben düzeneğimi eski pozisyonuna, eski alışkanlığıma getiriyorum. Evet. Şöyle kontrasını yaptım. Ve güzelce de şöyle sıktım. Arka taraftan bir ayar yapalım. Evet. Fren ayarımızı da güzelce eski pozisyonuna getirelim. Evet. Fren ayarımı da dediğim gibi tamamen o da kişisel bir ayardır. Ama çok fazla sıkmanızı tavsiye etmem. Şu kadar esnemesi en ideal ayardır arkadaşlar. Peki dostlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin.
Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.